Peki. Şu medya arkasına başlayalım mı? Görelim. İşte şimdi büyük alkışlarla. Çok güzel bir program. Hepinize tavsiye ederim. Özellikle sizin oyunun promosyonu için çok yararlı olabilir. Yeşil Elma programı. Bir aşçı abimiz sunuyor. Gülben Ergen katılmış. Yapılmadık şirinlik bırakmamışlar Gülben'e. Bir bakalım. Bir salıncak kurulmuş mutfağın içinde. Önce Gülben biniyor, sallanıyor. Sonra aşçıbaşı biniyor, sallanıyor. Ne şirinlikler, ne tatlılıklar. O zaman dedim bizim program çok eksik. Aksiyonel olarak işte. Görün. Büyük alkışlarla kim geliyor? Gülben Ergen geliyor. Dur! Ya burada kırıldım. Burada kırıldım, değil mi? Aşçı bekliyor, Gülben arkadan çıkıyor, tık tık kapıyı. Ne şirinlikler, ne tatlılıklar, değil mi? Nasıl güzellikler, devam. Programı Ali Atıf Bir mi sunuyor? Çok benzettim Ali Atıf Bir'e. Ali Atıf Bir olmasın. Devam. Oktay. Oktay mı? Ha, devam. Evliliğin neden bitti? Hem onun da anne. Abi Seren Serengil programı. Yani gelen herkes ağlıyor. Yani... Bu kadar mı bir insan programına konsantre olur? Bu kadar mı güzel program yapılır? Her gelen kadın ağlıyor, her gelen kadın ağlıyor. Görelim. Hem benim annem bu evliliği istemedi. Dışlanmış gibi kirada. Tek başına kaldı. Tek başına kaldık. Öyle kavga kavga sonunda bıraktık. O da istemedi. Anne hakikaten bu konular... Böyle bir konu geldi. Daha çok üzülürüm ben. Üzülürüm ben senin ayaklarına. Hiç anlamıyorum. Ben çok üzülürüm sen gerçekten. Ben sana ağlayacağım, ben ağlıyorum. Yok ağlama, ağlama. Ağlamak çok ağladım, üzüldüm şimdi. Hiç ağlamam çok bir şey değil. Çok üzülüyorum valla. Hiç ben hiç yapmam böyle şeyler de. Hani burada kadın erkek ayrımı yapmayacağım. İnsanlara karşı bir güven problemi de var. Dur. Şimdi bakın. Biliyorsunuz çok acı ama evlilik programları tehlikede. Evlilik programlarını kaldırmaya çalışanlar var. Ve ne yaptılar? Onlar da bip koydular biliyorsunuz. Çünkü çok küfrediliyor evlilik programlarında diye. Fakat bipçi abi geç kalıyor. Buradaki duyacağınız, evet deyince duyacağınız bip bizim bipimiz. Biz kendimiz koyduk. Ondan sonra abi uzun alamadın. Ulan madem basamadım hep basayım diye. Bak görelim. Şimdi güven problemi de var. Bu güven problemi... Evlilikle konuşacaksak, burayla ilgili konuşacaksak... Evlilik evet, bu... Allah Allah. Dur. O abi tabii ki inşallah işten atmamışlardır. Kolay bir şey diyor da beldep dediğinde... diye. Bütün bip Allah Allah üzerine geliyor. Devam. Evlilikle konuşacaksak, burayla ilgili konuşacaksak... Evlilik evet, bu... Allah Allah. Esra Hanım. Yani ben... Hanımefendi hayata küsmüş. Tamam çok teşekkür ederim. Bu aynı zamanda bir veda konuşması. Aha. Evet. Dur. Bakın evlilik programları depresyonda. Herkes yavaş yavaş evlilik programlarını terk ediyor. Görelim. Konuşması. Aha. Evet. Yapma ya. Cuma günü daha ötesi, cuma günü su gibi dosyasını kapatıyorum. Genel kanaat kamuoyunda benimle ilgili talip olmakta zorluk çekmeleri. Ay canım ya. Ben normalde her gün spordan sonra duş alıyorum. Ama buradan gidince en fazla
Yarım saat makyaj temizlemek zor geliyor bana. İyi ki artist olmamışım diye şükrediyorum. Ben de veda etmek istiyorum artık. Gerçekten öyle. Bir senedir buradayım. Daha o koltuğa oturamadım. Ve kendimden şüphe etmeye başladım. Ben buradan Bodrum Marina'da dedim yatı olan, Alaçatı'da yazlı olan, bebek sırtlarında bir ev olan dedim. Ve gerçekten yatı olan bir beyefendi. Bu kriterlerde olmasa bile yatı olan bir beyefendi istiyordum. Bu da olmazsa dedim, beni bu kriterlerde yaşatacak bir beyefendi dedim. Buradaki koltukla bütünleştim. Şurayla bütünleşemedim. Çok konuşmak istiyorsunuz, bir şeyi paylaşmak istiyorsunuz. O gün bir şey yaşadınız, eşinize anlatıyorsunuz güzel güzel. Anlamaz o kız, ne anlar? Anlamaz ki. O zaman sinirlenir misiniz böyle baksa yüzünüze? Ha öyle. Öyle o kız gibi bakıyor, ben de tabii ne yapayım? Çamış. Bütün stüdyodaki konuklarımı alıp götürüyorum. Gel kız sen de. Dur. Sizi... Şimdi bu sizin yemekteyiz kadrosu mu oraya çıktınız? Evet. Bir eksik var ama. Bir Ayşenur yazacağım. Ayşenur Hanım yoktu o gün. Ha, o da yurt dışındaymış. O da ne tatlı kızdır ya. Evet. Çok ha? Çok çok. Aranız iyi mi onunla? Aha. Ha güzel. Şimdi burada da yine abi hemen o konuya giriyorsun. Yani atlanacak, zıplanacak, binilecek bir şey varsa ben hazırım diyorsun. Hazırım. Ve Tanju abimin şutlarına yer, zemin... Çim midir, toprak mıdır, yatak etme. Mıdır hiç fark etmeden aynen dalıyorsun kalecinin en büyüğü olarak görelim. Yani biz top olarak karp... Konuklarımı alıp götürüyorum. Gel kız sen de. Siz de kalkın kız gidiyorsunuz. Güzel oynayın kendilerine. Kafamıza gözüküyor. Koçum benim be. Bak. Abi şey bir dakika dur kale koyak buraya. Kale koy. Öğreneceğiz şimdi. Bir şey kırmayın ha. Bu ne lan? Dur. Baba. Değil mi? Orada tabii yani çok acayip yani Seda ablam da çok acayip değil mi? Evet. O da hemen o yöresel tonuyla kalkış geyiyle diyerekten değil mi? Hemen böyle bizi evimizde hissettiriyor, memleketimizde hissettiriyor. Siz de hemen mahallede maç yaparmış gibi. Hemen ortamı kuruyoruz iki fakat tane. Fakat Bülent abim top. Hemen hazır. O hemen böyle bak. Ya çok acayip adamsın ya. Ama kaptan çok bahsetti benim kaleciliğimden. Görmeyenler vardır diye. Evet. Dedi ki... Ama öyle bacak arası yapar gibi gösterip oradan topu çıkarmalar filan zor abi. Bu görün. Değil. Ha, pardon özür dilerim buyurun. O ikinci şutta... Orada çok başarılı buldum ben de seyrettim programdan önce görelim. Bu ne lan? Tanju abi sen de Bülent abi ufak ufak yiyor musun yani? Ayağa kaydı bir daha atlasın falan yazık bana ya. Yemiyorum çünkü onun futbol sevgisi çok üst seviyede. Biz zaman zaman beraber oluyoruz. Özellikle... Oyna maç vallahi ya. Maç yapar mısın? Evet yani maç yapıyoruz. Halı saha. Halı saha çünkü bazı projelerde beraber oluyoruz. Böbrek Vakfı ile ilgili bir sürü her sene bir beraber bir araya gelip aktivitelerde beraber oluyoruz ve muhteşem kalecilik yapıyor. Bu fiziğine rağmen, bu güzelliğine ne rağmen. Ne var fiziğinde hakkında, ya? Ne var mı var? Her şey var. Yani böyle bir kişinin bu planjonu yapması çok zor. Çok ender. Tebrik evet. ediyorum. O yüreği güzel. Evet. Bir de isteği var. Bu evet. işi de çok seviyor. Peki, ben şey zaten kendisine bu saatten sonra bu saatten olur mu? Sonra bir çocuk olmaz. Ve orada zarar. Ama Galatasaray ama ben olabilir. Özellikle ona bu futbol sevgisinden dolayı mesela o programdan dolayı geldim akşamda kendisine kaleci eldiveni getirdim. Biliyorum sevgisi. Evet vallahi sağ olsun. Eldiveni de yırtılmışmış. Tabii isabet olmuş. Eldivene ihtiyacım vardı sağ olsun kaptan. Maşallah. Peki devam. Ya işte bu işte ya. Şimdi buraya rağmen. Helal olsun. Görüyor musun? Şu bize rağmen. Kıbrıs nerede biliyor musunuz? Dön. Şimdi Star Haber böyle şeyler yapıyor. Bir de bu şeylerin üniversiteler arası olimpiyatları yapmıştı. Şimdi de Kıbrıs'ın nerede olduğunu soruyor. Güzel bir fikir. Halka soruyor. Bir Kıbrıs meselesi var ortada. Bakalım halkımız bu meseleye ne kadar yakın. Ve bakalım görüyoruz ne kadar yakın olduğunu. Buyurun. Nerede biliyor musunuz? RSG'de.
Ege Denizi'nde. Evet. Tam olarak nerede yer alıyor yani, Ege'nin neresinde? Vallahi tam olarak bilmiyorum da. Ege Denizi'nde. Ege Denizi'nde. Ege Denizi'nde bir ada. Kıbrıs nerede? Kıbrıs Yunanistan arasının yanında bir yerde. Nerede tam olarak? Yani nerede yer alıyor? Güneydoğu Anadolu'da. Nerede efendim Kıbrıs? Ya Kıbrıs şey tarafı, Hatay tarafında. Hatay tarafına düşüyor. Hatay tarafında şey, değil ya. Adana tarafına. Adana. Kıbrıs'ı biliyorsunuz. Biliyorum evet. Kıbrıs nerede? Kıbrıs Sicilya tarafında olması lazım. Yani Sicilya derken? Sicilya denizine bağlı olması lazım. Sicilya bir ada. Ada evet. Zaten adanın etrafı zaten komple şey zaten. Denizden kapalı zaten artık. Hı hı. Kıbrıs o bölgede mi yer alıyor? Kıbrıs yani? O bölge, Karadeniz o bölge, Avrupa yani. Bayağı gidiyor yani. Kıbrıs Türkiye'mizin en güzel yeri, en gözde yeri yani. Yani hem orada kendim de askerlik yaptım. Yani gerçekten... Askerlik yaptınız mı? Evet, Kıbrıs'ta askerlik yaptım. Evet, müthiş. Mi minör alabilir miyiz? Feyyaz'dan mi minör alalım. Düz mi'yi veririm. Düz mi'den girersek daha... Ne verirsin? Düz mi'yi. Düz mi? Niye minörü yok mu? Mi minör kolay abi. Minör şimdi sıkıntı yapar.